Şimdi makineleri bu çalışmıyor. Gerçekten dediğim gibi başlıkta zaten belli seçmenler nasıl oy veriyorlar. Ve bu basit cevabı olmayan bir soru. Burada genel yaklaşımlardan bahsedeceğim. Zaten yani çok basit cevabı olan bir soru olsa seçimler çok o kadar ilgi çekmezdi diye düşünüyorum. Tabii burada biz siyasi seçimlerden bahsediyoruz. Yani kamu görevinde bulunacak politikacıları seçme mekanizmaları, seçimlerin birçok yönü var. İşte yani kuralları neler, kimler aday olabiliyor, kimler oy kullanabiliyor, verilen oylar, mecliste koltuklara nasıl çevriliyor gibi birçok yönü var. Bu sadece seçmenlerin oy tercihini etkileyen faktörleri düşüneceğiz. Tabii oy kullanma ya karar vermede seçmen oy verme tercihinden önceki bir adım. O da apayrı bir aslında soru. Bazı ülkelerde oy kullanma oranları %50'lerde, %60'larda. Türkiye'de bu o kadar sorun değil tabii. Türkiye'de %80'lerin üzerinde. Ama siyasi katılımın en yaygın biçimlerinden biri. Diğer siyasi katılım türlerini tabii düşünürsek işte protestolara katılma, bildiri imzalama, politikacılarla iletişime geçme. Ama oy kullanma tüm dünyada en çok sık kıyaslanma seçmen siyasete katılımlarını etkileyen siyasete katılımın türlerinden biri. Şimdi ben genel yaklaşımlara girmeden önce aslında sizin belki bir fikrinizi alalım. Hani böyle küçük bir tartışma yapabiliriz. Sizce yani seçmenlerin oy vermelerinde, tercihlerinde, oy kullanmaları değil de hangi partiye oy vermeleri, hangi adayı tercih edeceklerinde önemli etkenler neler olabilir? Neleri göz önünde bulundurarak sizce oy kullanıyor insanlar? Türkiye'de veya Türkiye dışında fark etmez. Online arkadaşlar siz de elinizi kaldırırsanız sizi de buradan görebilirim. Buyurun. Hükümetin geçmişteki performansını değerlendirebilirler. Ya gelecekteki beklentileri değerlendirebilirler. tamam. Şimdi kendi deneyi girip aha. çıkacağım hesaplayıp tablosu yapıp kim daha fazla artı maddeyiz onu öğrenebilirim. Performans bazlı değil mi? Yani hükümet geçmişte genelde bu ekonomiyle ilgili olur ama başka konular da olabilir. Yani mesela suç siz konusunda çok endişelisinizdir. Suç oranları ne oldu hükümet döneminde? Veya tabii karşı tarafın yani muhalefetteki birinin nasıl perform edeceğini tahmin etmek daha doğru. Ama o da mesela önceden belediye başkanı olmuş olabilir, değil mi? Vali olmuş olabilir. Hani nasıl perform ettiğini oradan da bakabilirsiniz. Buyurun. İdeoloji diyorum o zaman. İdeoloji tabii yani çok katmanlı bir konsept ama dünya görüşü değil mi? Belirli konularda nerede durduğu, bu sol sağ olabilir, muhafazakarlık, daha sekülerlik olabilir. Yani genel bir ideolojik spektrumda nerede durduğuna, size yakınlığına göre oy verebilirsiniz. Buyurun. Rasyonel seçimden ziyade daha çok böyle özdeşim meselesinin de bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Duyguların siyasette belirleyici olduğunu ve belki de kişilerin cazibesi denilen o şeyin de etkili olduğunu düşünüyorum. Yani duygular o zaman liderlik mi diyelim? Yani liderin hissettirdiği Evet. duygular. Özdeşim. Özdeşim, yani karizma olabilir belki. Özdeşim ya bununla ilgili bir de parti taraftarlığı var değil mi? Belki onu da kastediyorsun. Onun için hani lideri mi diye sordum. Hani parti taraftarlığı, partizanlık. Bu da önemli. Başka aklımıza gelen? İdeolojide yakın ama içinde bulunduğu sosyal durumu, yani kendi bireysel arasındaki eksikler çok sosyal durumdan olan faydalarla alakalı. Harika. Sosyal medya. Bunlar etnik grup olabilir, dini aidiyet olabilir, değil mi? Sınıf olabilir, ekonomik sınıf olabilir, birçok şey olabilir. Çok güzel. Aslında benim burada konuşacağım her şeyi bir kere üzerinden geçmiş oldum kısaca. Yani siyaset biliminde de temel olarak üç yaklaşım var oy verme davranışını açıklayan. Birincisi sosyolojik yaklaşım. Arkadaşın ismi Yaz. Yasin. Yasin'in söylediği sosyal gruplar, bireylerin ait olduğu gruplar eğer oy vermede etkiliyse bunlar nereden geliyor? Onları kısaca konuşacağım burada. Tabii eğer sosyolojik yaklaşıma bakarsak bunu daha çok tarihsel bir makro düzeyde bakıyoruz, değil mi? Çünkü sosyal bölünmeler, sosyal gruplar yaratıyor. Aday, parti o kadar önemli değilse hangi sosyal gruba mensupsan o grubun
çıkarlarını hangi partinin veya liderin öne çıkaracağını düşünüyorsanız ona göre oy veriyorsunuz. Ve bu tabii sosyolojik yaklaşımda uzun vadeli bir istikrar varsayılıyor. Neden? Çünkü sizin sosyal grubunuz kısa vadede değişmiyor. Değil mi? Yani çok yani tabii ki değişebilir orta uzun vadede ama kısa vadede bir istikrar görmek istersiniz. İkinci yaklaşım parti taraftarlığı. Onu da bahsettik. Bu yani duyguları da içeriyor tabii ki. Onu da kısaca üzerinden geçeceğim. Partizanlık bir duymuş olmalısınız. Bir partiye duyulan yakınlık, özdeşleşme, identification. Ben de Türkçesini hani burada böyle çevirdim Google Translate. Herhalde doğru. O da çok önemli. Bazı ülkelerde daha önemli, bazı ülkelerde daha az önemli olabilir. En sonuncusu da ilk aslında arkadaşlarınızın söylediği performans bazlı. İdeoloji de aslında ona girebilir. Rasyonel tercih yaklaşım. Yani oy faydasının bir şekilde maksimizasyonu gibi düşünebiliriz. Tabii her ülkede, yani bunlar birbirinden bağımsız faktörler değil, değil mi? Yani bir seçimi açıklamada ben sadece şunu bakacağım veya ben sadece bunu açıklıyorum, genellikle başarılı olmaz. Bu üçünün bir arada etkilerini düşünmemiz lazım. Ama bazı ülkelerde bazı faktörler daha arada olabilir. Mesela partizanlığın çok kutuplaşmış olduğu ülkelerde parti taraftarlığı yaklaşımı diğer ülkelere göre daha açıklayıcı olabilir. Veya sosyal gruplar arasındaki çatışmaların çok derin olduğu ve aynen kendilerini insanların benimsediği ortamlarda sosyolojik yaklaşım olabilir. Diğer mesela eğitim düzeyinin yüksek, medyanın özgür ve herkese erişebildiği bir ortamda belki rasyonel tercih yaklaşım daha iyi olabilir. Bunlar her biri birbirinden bağımsız değil. Yani siyaset bilim okuyan arkadaşlarımız belki bunu görmüşlerdir. Bir ders eğer seçmen davranışı dersi almışlarsa. Bu İngilizce, kusura bakma Türkçe'ye çeviremedim. Bazı tablolar ve filmler İngilizce olacak. Ama bu oy verme davranışını etkileyen faktörleri kısaca betimleyen bir grafik. Burada şu taraftaki faktörler seçimden daha uzak, daha toplumsal düzeydeki faktörler ve daha uzun vadede değişen faktörler. Burada ne var? Sosyal bölünmeler, ekonomik yapı, tarihsel yine sosyal bölümlerle ilgili tarihsel örüntüler ve tabii bunlar bazı sosyal grupları yaratıyor. İnsanların sosyal grupları benimsemesini yol açıyor. Değerleri yaratıyor. Bunların uzun vadede, pardon kısa vadede çok değişmesini beklemeyiz. Ve bunlar seçim zamanında oluşan şeyler değil. Bunlar uzun vadeli şeyler. Daha orta vadede işte bu partizan yakınlık. Tabii ki bunlar bu grup identity'den, değerler, insanların değerlerinden etkileniyor. Ama onun başka, onu da konuşacağız. Partizanlığın başka faktörleri de var daha kısa dönemli. Ve partizanlık sizin değişik konularda nasıl fikirler edindiğinizi etkiliyor, liderlere olan bakışınızı etkiliyor, ekonomiye olan bakışınızı etkiliyor. Yani bu kısa dönemli, işte ekonomik durum, kampanya, hükümetin seçimler öncesi yaptığı icraatlar, arkadaşlarınızın belki etkisi, medya etkisi, burada siyasi conditions ne bahsediyor açıkçası çok bilmiyorum ama herhalde yani işte muhalefetten kim aday, onlar daha yakın, daha kişisel ve daha değişebilecek, kısa vadede değişebilecek konular. Sosyolojik yaklaşım daha çok burayla ilgileniyor. Parti taraftarlığı daha böyle orta düzey bir yaklaşım. Ve işte rasyonel choice, rasyonel seçimde tercihde daha kısa vadeli etkenlerle ilgileniyor. Şimdi sosyal gruplar ve siyasi, sosyal grupları nasıl tanımlayabiliriz? Kendilerine birlik duygusu veren, belirli sosyal özelliklere sahip bireyler bir sosyal grubun parçası olarak görülebilir. Bunlar sınıf bazlı olabilir. Kendinizi bir işçi sınıfının öncelikle bir aileye çizebilirsiniz. Meslek olabilir. Akademisyen, doktor, avukat eğer bu sizin için öncelikli bir kimliğinizse. Etnik köken, din, coğrafi bölge, kabileler. Tabii bunlar ülkeden ülkeye değişir. Yani Türkiye'de kabile bazlı bir sosyal grup herhalde yoktur diye düşünüyorum. Ama ne bileyim Nijerya'da olabilir. Daha başka geçmişlerde örneğin sınıf belki çok belirgin bir çoğu ülkede sosyal grup aidiyeti sağlıyordu. Şimdi birazcık daha azalmış olabilir. Dolayısıyla bu özellikleri belirginliği bağlamıyor, değişebilir. Bir de tabii birçok konuda sosyal grup olabilir ama bunlardan bazıları siyasi olarak belirgin olurlar. Toplumda bir çatışma konusu olurlar. İşte siyasette bir gündem olurlar. Bunları da aslında İngilizcesi bunun social cleavage
Yani yarık demek kliniç aslında ama ben bölünme diye çevirdim. Yani eğer insanları en az bir sosyal özellik boyunca ayıran bir bölünme varsa, bu bölünmenin insanlar bilincindeyse, yani kolektif olarak böyle bir sorun olduğu, böyle bir bölünme olduğunun bilincinde ve bu temelde hareket etmeyi isteklilerse, çünkü her bölünmede o bu olmayabilir. Yani sizin bir, yani her sosyal mesela, buradan bir saniye, meslek değil, bir sosyal grup aidiyeti olabilir ama çok güçlü aidiyet değildir. Yani siyasi olarak pek bir anlamı yok, o da olabilir. Ve eğer çıkarlarını dile getiren örgütler mevcutsa, yani bu gruplar bölünmüş ama bu grupların işte onları genelde temsil eden partileri vardır, meslek örgütleri vardır, dernekleri vardır. Eğer bu üçü geçerliyse biz o sosyal gruplar arasındaki bölün, ayrışmaya sosyal bölünme diyoruz. Yani bu siyasal olarak önemli bir çatışma alanı. Örnekler verebilir miyiz? Mesela Türkiye'de örneğin günümüzde bu tanıma gelebilecek sosyal bölünmeler hangi boyutta ya veya hangi gruplar arasında olabilir? Yani, ismini hatırlayacağım. Caner. Yani belirginlerinden birisi bence seküler kesimle dindar kesimle. Evet, yani öyle bir bölünme var. Seküler vs. dindar. İnsanlar bu kolektif kimliklerinin bilincindeler. Sekülerler, İslamcılar, muhafazakarlar. Onları temsil eden örgütler var. Sosyal parti, mesela işte CHP, AK Parti, ondan önce Refah Partisi, ondan önce Milli Selamet Partisi vesaire vesaire. Bu tanıma uyan bir sosyal bölünme var Türkiye'de. Sesimizin de milliyetçilik bugün de ben ya bilmiyorum tabii olabilir yani bu birazcık subjektif bir şey ama sosyalist kesim yani büyüklük açısından çok yani yüzde atıyorum Türkiye İşçi Partisi'nin aldığı oya falan bakarsanız hani o kadar çok fazla bir bölünmüşlük ben burada yani bölünmüşlük vardır ama siyaseti çok etkileyecek şey işte muhafazakar seküler ayrım kadar olduğunu düşünmüyorum ama olabilir tabii. Alevi Sünni'de Türk. Türk etnik bölünme var. HDP'yi düşünün mesela. Milliyetçi Hareket Partisi. Türklerin de Milliyetçi Partisi var. Türklerin de Milliyetçi Partisi var. Seküler şey, dindarlık altında mesela Alevi, Sünni. Aleviler genelde CHP oy verirler. Kendi dernekleri vardır, federasyonları vardır. Ama tabii Sünni, dindar, seküler ayrımı kadar keskin bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Şimdi tabii bunlar varsa eğer, bunlar bize seçimler hakkında neden bilgi versin? Bunları neden göz önüne alalım? Çünkü işte bu sosyal grupların farklı çıkarları ve değerleri var. Yani en basitinden işçiye karşı fabrika sahibi, değil mi? Çok böyle bu stereotipik olan şey. İşte kimisi tabii ki işçinin daha çok çalışmasını ister, daha az para vermesini ister, daha az hak vermesini ister. İşçinin çıkarları tam tersidir. Çiftçiye karşı kent sakini. Biz yediğimiz şeylerin ucuz olmasını isteriz. Onlar daha pahalıya satmak isterler. Biz yatırımların daha kentlere gelmesini isteriz. Onlar belki daha kırsal kesime yatırım isterler. Dindarlık da öyle. İlla materyal bir konflikt olmasına gerek yok. Dindarlar dinin daha görünür olmasını isteyebilirler. Kamusal yaşamda daha önemli bir rol almasını isteyebilirler. Diğerleri istemeyebilir. Burada niye isimler var? Anlamadım. Arkadaşlar bir şey söyleyecekseniz chat box'ı benim takip etmem zor. Şey yapabilirsiniz, direkt el kaldırabilirsiniz. O zaman görebilirim, olur mu? Ve seçimlerde eğer biz bu farklı çıkarları ve değerleri göz önüne alırsak seçimler bunları ilerletmenin bir yolu. Değil mi? Eğer siz daha çok dindarlığın göz önünde olmasını istiyorsanız kamusal olarak o zaman bunun öne çıkaracak partileri seçmek isterseniz eğer işçi haklarının daha ön planda olmasını isterseniz onları öne çıkaracak partileri isterseniz. Tabii bu sadece bir yönü. Diğer yönü de sizin siyasete, dünyaya, ideolojilere bakışınızı da sosyal grubunuz verirler. Çünkü sizin etkileşimde olduğunuz kişiler daha çok sizin aynı bu sosyal grupta olma ihtimalleri yüksektir. Ve genelde sosyal bölünmeler boyunca rekabet birçok seçmen sürekli aynı partiyi destekler bu şekilde veya aynı partileri tabii ki illa bir parti olacak diye bir şey yok bir sosyal grubu hitap eder. Ve partiler de zaman içinde tutarlı pozisyon alırlar. Neden? Çünkü siz eğer bir parti işçi grubu sizin aidiyetiniz bir seçimde işçi grubunun menfaatlerine yönelik vaatlerde bulunuyor ve gerçekleştiriyor. Diğer seçimde tam tersini yapıyorsa o zaman o sizin grubunuza hitap eden bir parti değildir. O zaman ona oy vermeniz oy vermeyebilirsiniz. Eğer o zaman seçmen davranışı
dan bakarsak, eğer siz toplumdaki sosyal grupları biliyorsanız, bu sosyal gruplar arasındaki ayrışmaların en yoğun olduğu boyutları da biliyorsunuz, bunları temsil eden partileri de tespit edebilirseniz, bunun oy verme davranışını tahmin etmek veya anlamak çok kolay. Eğer sizin sosyal grubunuzu, aidiyetinize en çok temsil ettiğini düşündüğünüz partiye ona oy veriyorsunuz. Bu kadar. Şimdi burada mesela Britanya'da sosyal sorun ve oy verme ile ilgili işte bu Konservatif Parti, Muhafazakar Parti, Labour İşçi Partisi. Bu birazcık da eski bir veri ama işte insanları üç sınıfa bölmüşler. İşte orta, üst sınıf. Aslında bu orta sınıf ve alt sınıf. İşte işçi sınıfı gibi düşünün. Ve her seçimlerde oy oranları 23 yıllık bir periyotta üst sınıfta daha çok tabii insanlar daha kendi gruplarına yakın Muhafazakar Parti'ye oy verme oranı çok daha yüksek. Daha işçi sınıfında da tam tersi. İşçi Partisi'ne oy verme oranı daha yüksek. Orta sınıfta ise gördüğünüz gibi pek bir örüntü yok burada. Yani bir seçimde bu Muhafazakar Parti daha fazla almış. Diğer seçimde İşçi Partisi daha fazla almış. Ama en azından bu iki grup için bir örüntüden bahsetmek mümkün. Tabii burada ilginç olan şey, burada 23 yıllık bir periyot var. Buradaki liderler farklı, seçim kampanyasının yapılışı farklı olabilir, seçimdeki konular farklı olabilir. Ama siz bu örüntüyü görüyorsunuz. Eğer siz kendinizi işçi sınıfından görüyorsunuz kendinizi, benim size hangi partiye oy verme ihtimalimi bilmem, yüksek bir oran. Tabii ki yanılabilir. Yani burada şey atıyorum %30'luk bir kesimi mesela Muhafazakar Parti'ye vermiş. Bunu da konuşacağız. Burada 21 vermiş. Ama doğru olma ihtimali, yanlış olma ihtimalinden daha yüksek. Türkiye'de mesela 2014 galiba bu Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Demirtaş adaydı. Tabii Kürt etnisinin yoğun olduğu bölgelerde çok daha fazla oy almış. Bu sosyal grup fazla oy vermenin bir yansıması olarak görülebilir. Peki bunların kaynağı ne olabilir? Şimdi ben burada bir hint verdim bana. Neden bazı ülkelerde mesela belki işçi ve sermaye arasında bir sosyal çatışma olabilir. Bazı ülkelerde etnik temelde çatışma olabilir. Bazı ülkelerde dindar versus tekrar bazı çatışma olabilir. Bunların kaynağı ne olabilir? Ne gibi mesela yani hangi tarihteki mesela hangi dönem olabilir bu? Daha çok Avrupa'yı düşünelim burada. Yani benim vereceğim örnekler de olacak. Buyurun. Evet, nasıl endüstriyel devrim? Aha. Aha. Ama daha fazla işte bilim bölümler, sanayi devrimi çok önemli. Neden? Çünkü eski düzen yıkılıyor. Yeni bir düzen kuruluyor. Bu düzende işte yeni zenginler var. Bu işte girişimciler var. Yeni bir işçi sınıfı oluşuyor. Bu yeni düzeni herkes kendi çıkarlarında düzenlemeye çalışıyor. Hangi kurallar olacak? Burada hangi değerler daha baskın çıkacak? İşte işçiler bir tarafta tabii toplanıyor, sermaye sahipleri bir tarafta toplanıyor ve böylece bir bölünme ortaya çıkıyor. İkincisi de, yani aslında bu tabii yine Lipsenler Roca, belki okumuşsunuzdur derslerimizde, Batı toplantılarında bölümlerin ve partilerin gelişimine bakıyor. Ulusal ve sanayi devrimleri sosyal bölümler ve gruplar yaratıyor ve bunların biz etkilerini hala görüyoruz. Tabii soru işareti, aslında bu bir soru işareti, varmış veya son zamanlara kadar diye bir not tuttum. Bunu da konuşacağız kısa bir şekilde. Neden? Şimdi arkadaşımız sanayi devriminden bahsetti. Bir diğeri de ulusal devrimleri. Bu 18. 19. yüzyılda ulus devletlerin inşa süreci. Buna iki bölünme yaratıyor Lipset Roca'na göre. Birincisi merkez çevre bölünmesi. Burada merkez çevre yani ülkenin başkenti ve periferisi diye düşünmeyin de sosyal gruplar açısından düşünün. Ulusal bir devrim olduğunda bir kültür baskın hale geliyor. Bir dil kullanılıyor, değil mi? Bir
bazen ulusal bir kültür yaratılmaya çalışıyor. Bazı etniste dinsel ve dini azınlıklar da periferide kalıyor. Yani onlar daha az güçlü oldular o devlet. Yani Türkiye örneği. Şunu Kürtleri düşünün. Sadece öyle Britanya'da mesela İskoçları düşünün. Almanya'da Güney Bavyera eyaleti her zaman daha Katolik, daha Almanya'nın gerisinden kendi diğer kısımlarından kendisini farklı gören, daha sonra entegre edilmiş bir bölüm. Bu şekilde bir bölünme olduğunda bu yıllar içinde buradaki bölümü oy davranışlarında da kendini gösteriyor. Mesela burası İngiltere. Kaç seçimleri hatırlamıyorum ama 2015 olması lazım. İşte her bölgede kazanan partilere göre renklendirilmiş mavi muhafazakar parti, kırmızı işçi partisi, sarı mesela işte Scottish National Party, İskoç Milli Partisi, bütün İskoçların yaşadığı yerlerde o oyları alıyor. Yani bunu siz o zaman sosyal grup bazında, yani konular ne, liderler kim, İskoç Partisi'nin lideri aslında tutuklandı falan mesela. Şimdi İskoç Partisi daha mı az oy alacak? Büyük ihtimalle hayır. Neden? Çünkü burada etnik bir bölünme çok bariz. Bu da Almanya. Yani Baviera mesela işte CDU, CSU var bir koalisyondalar. Onlar farklı partiyle orada yarışıyor. Çünkü farklı bir identitesi var onların. İkinci aslında belki diğerine geçmeden ikinci aslında bu haritada şeyi de görüyorsunuz. Sanayi devriminin etkisini de görüyorsunuz. Yani İşçi Partisi'nin güçlü olduğu yerler işte Londra, bunlar eski sanayi kentleri, Birmingham'da Liverpool olması lazım. Burada işte Köln tarafı, Berlin tarafı, Ruhr burasıydı galiba. Yani onlar da daha işçi sınıfı oralarda daha güçlü, daha kırsal alanlarda Muhafazakar Parti. İşte burada Sosyal Hristiyan Demokratik Parti daha önde. Ulusal devrimin ikinci yarattığı çatışma da kilise devlet çatışması, yani veya cami devlet çatışması da diyebilirsiniz. Ne oluyor? Çünkü ulusal devrimlerden önce kilisenin yaşamda çok büyük bir rolü var. Eğitim onun elinde, vergi topluyor, sosyal yaşamı regüle ediyor ve devlet merkezileştikçe, sekülerleştikçe bu alanları kiliseden geri almaya çalışıyor. Burada işte, burada Silicon Berlin'den Rom diyor. Böyle Berlin ve Roma arasında işte Bismarck'la Papa, işte şey oynuyorlar, Almanya için bir güç savaşı falan. Onun için Kulturkampf bunun Almancası. Kilisenin geleneksel değerlerine karşı hükümet merkezileşiyor, standartlaşıyor ve genişleyen bir etkisi var. Tabii bunun dindar kesimler benimsemeyebiliyorlar. Daha önceden işte daha dini bir eğitim vardı. Şimdi dini eğitim yok. Veya kilise daha güçlüydü. Şimdi daha az güçlü. Fransa'da da çok var. Türkiye'de arkadaşım söyledi. Burada bu şekilde bir çatışma var. Bunu da oylarda mesela oy davranışında nasıl görüyoruz? Burada Batı, yani dört ülke var. İşte Amerika, Britanya, Fransa, Almanya. Kiliseye ne kadar insanlara soruyorlar. Kiliseye ne sıklıkta gidiyorsunuz? Hiç gitmiyor. Bazen gidiyor ve haftada, her hafta gidiyor. Burada mesela Britanya'ya baktığınızda Conservative Party'de Conservative Party'de İngiltere'de ve Almanya'da çok fazla şey yok burada. Neden böyle? Arasında çok bir örüntü yok. Yani buraya bakıyorum mesela demokratlara 57-58 yani 46. Birazcık cumhuriyetçiler bir tip daha fazla ama o kadar önemli değil. İngiltere'de de baktığımızda İşçi Partisi 38-38-37, işte 27 konservatif muhafazakarlar 26-34-27 ama asıl fark Fransa ile Almanya'da. Mesela Fransa'da eğer sosyalist partiye oy veriyor, eğer pardon şeye gidiyorsanız her hafta kiliseye, sosyalist bir partiye oy verme olasılığınız çok düşük. Sizin daha çok sağcı Rally for the Republic, bu isimleri değişiyor bu sağcı partileri. Sağcı partiye oy verme ihtimali çok daha yüksek. %52 onlara oy vermiş. Tam tersi, eğer kiliseye hiç gitmeyen birisiyseniz sosyalist partilere oy verme olasılığınız çok daha yüksek. 47, %47'si sosyalist partiye oy veriyor, sadece 17'si. Almanya'da da eğer siz kiliseye her hafta giden biriyseniz Hristiyan Demokratlara oy verme olasılığınız çok yüksek, %60. Eğer hiç gitmeyen birisiyseniz sosyal sol partiye %40 sosyal demokratik partiye oy vermiş. Bunun sebebi de çünkü bu ulusal devrim Fransa ve Almanya'da çok daha şiddetli yaşandı. Amerika ve Britanya'da o kadar şiddetli olmadı ve insan dini azınlıklar kendilerini veya daha dindar insanlar, azınlık değil, dindar çoğunluk kendini daha yabancılaşmış hissetmedi.
Dolayısıyla bu çatışma veya bu devrim ne kadar yoğun yaşandıysa ardında bıraktığı bölünmeler de o kadar önemli oluyor. Sanayi devrimi arkadaşım bahsetti. İşte 19. yüzyıldaki yeni üretim süreçleri, daha yüksek verimli kentleşme. Burada iki bölünme yaratıyor. Bundan bahsettim. Kısaca tarım ve sanayi, kırsal toprak sahiplerine karşı kentsel girişimciler, bunların çıkarları çok farklılaşıyor. Vergilendirme konusunda işte kırsal ürünlerden ne kadar vergi alacağız, sanayi ürünlerinden ne kadar vergi alacağız, ihracat, ithalat kısıtlamalarını nasıl yapacağız? Çünkü bunlar her şeyin fiyatını etkiliyor. Yatırımları nereye yönlendireceğiz? İkinci tabii ki en belki bilinen çatışma alanında sermaye ve emek arasındaki çatışma, sanayileşme, iç sanatına karşı bir durum. Bu ikisi dolayısıyla ulusal devrimler, merkez çevre, kilise devlet çatışması, bölgesel gruplar yaratıyor, mezhepsel bir şeyi de olabilir, boyutu da olabilir, dindar seküler. Sanayi devrimi daha çok kentsel, kırsal, işçi sınıf, orta üst sınıf. Mesela sizin arkadaşınız bahsederken, hani Türkiye'de sanayi devrimi tabii Avrupa'daki gibi yaşanmadı. Dolayısıyla 70'lerin bir dönemi dışında, yani bir işçi sınıfı, orta üst sınıf veya kentsel, kırsal bir sosyal bölümü Avrupa'daki gibi görmedi. Ama Türkiye'de ne yaşadık? Biz ulusal bir devrim yaşadık, değil mi? 23'te. Milliyetçi bir devrim yaşadık. Dolayısıyla bizim dindar seküler ayrışmaması önemli. Bölgesel, mezhepsel değil de etnik, merkez çevre, işte Kürtler, diğer küçük azınlıklar olabilir. Bunların arasındaki bölünme de yoğun. Yani dolayısıyla Türkiye üzerinde baktığımızda ulusal devrimlerin etkisi tabii sanayi devrim etkisinden çok daha fazla olmuş. Ya çok özet geçersek o zaman, yani sosyolojik yaklaşımda sizin sorduğunuz soru, ben hangi gruba aitim? Ve benim bu grubumu, değerlerini, çıkarlarını öne çıkaracak, destekleyecek parti var mı? Hangi parti benim sosyal grubumu destekliyor? Ben o zaman o partiyi görüyorum. Bu kadar basit. Bunun kısıtları ne olabilir? Yani dediğim gibi bu bir yaklaşım. Değil mi? Tabii ki ben başta ne dedim? Bu yaklaşımların her biri tekil olarak aldığımızda seçmen davranışını tamamını açıklayamaz. Çünkü hepsinin bazı kısıtları var. Ben seçimlere sadece bu sosyal grup yaklaşımıyla bakacağım derseniz neyi kaçırırız? Öyle sorayım. Tabii ülkedeki seçim arasındaki oz farkını açıklamak çok zor olduğu şekilde. Çünkü sosyal gruplar olarak belirli için. Evet. Onu açıklayamayız. Evet, o zaman yani siz o zaman eğer bunu öne çıkarıyorsanız bir devamlılığı öne çıkarıyorsunuz. O zaman değişimi nasıl açıklayacağız? Bazı partiler %20'lerden 5'lere düşebiliyor. İki seçimde veya bir seçimde. 10'dan 40'a çıkabiliyor. Eğer sosyal gruplar yapışkansa, çok hızlı değişmiyorsa bunları nasıl açıklayacağız? Açıklayamayacağız. Bir açıklayamıyoruz da, değil mi? Biraz önce o Labour'la işçi partisiyle Muhafazakar Parti'nin oylarını gördüğünüzde birçok işçi sınıfından Muhafazakar Parti'ye oy veren ve üst sınıflarda işçi partisine oy verenler vardı. Bu birinci konu. Başka ne olabilir? Buyurun. Partilerin içindeki bölümler de var. Yani AKP, MHP bölümlüsü ya da öncesinde nasıl içindeki bölümlüsü. Yani muhafızlığı muhafızlığı farklı bölümleri. Anladım. Yani anladım. Ama o yani şey diye yani karşı taraf şöyle yani sosyal grupları öne süren biri o zaman şöyle der. Yani ben hangi kişinin hangi parti gruplarına oy vereceğini tahmin ediyorum. Yani eğer tabii ki bir dindarlığı öne çıkaran iki parti AKP ile Saadet mesela. Değil mi? İkisi de öne çıkarıyor. O zaman ben bu ikisinden birine oy vereceğim. Ama işte AKP'nin liderinin şunu da beğeniyorum veya işte performansını da beğeniyorum. Onun için ona veriyorum. Veya ben Saadet'in duruşunu seviyorum, ona oy veriyorum. Yani doğru, onu açıklayamaz ama yine de ben o gruptaki bir partiye oy veriyorum, onu açıklayabilir. Değil mi? Öyle bir karşı argüman gelebilir. Başka var mı? Hepinizin kaynaklı söylemleri olmuş. Yani partilerin bulunduğu biz olabilir. Yani ona yani kampanyayı falan bu o zaman şey yapıyor, değil mi? Ön plana çıkar. Yani ben kampanyayla ilgili hiçbir şey söyledik mi? Performansla ilgili hiçbir şey söyledik mi? Söylemedik, değil mi? Yani onları göz ardı ediyor. O zaman bu kadar partiler niye bu kadar kampanya yapıyorlar? Belki onu söyleyebilirsin. Niye bu kadar yatırım yapıyorlar? Başka?
Bende ne var bakayım? Ha, yani bunu bahsettik. Oyların mütevazi bir oranında çıkıyor. Tüm işçiler için partisine oy vermiyor mesela, onu gördük. Arkadaşımız söyledi, deterministik değişime dirençli. Seçimlerdeki değişimi nasıl açıklayacağız o zaman? Ve belki daha da önemlisi, sosyal grup oy bazında bir düşüş var. Burada bir grafik var mıydı? Vardı burada. Yine bu İngilizce. Yine bu dört tane gelişmiş ülke, Amerika, Britanya, Fransa ve İngiltere. Burada bir indeks yapmışlar. Bunun detaylarına girmemize gerek yok ama burada sınıf bazında oy vermeye bakmışlar. O da bir sosyal grup bazında oy vermenin bir yönü. Yani insanlar kendi sınıfındaki kişilere oy ver, kendi sınıfındaki partilere oy veriyorlar mı? Gittikçe bir düşüş var. Yani bu ne demek? İşte işçi biri muhafazakar partiye oy veriyor. Veya Amerika'da zengin biri Demokrat Parti oy veriyor. Neden bu garip? Çünkü Demokrat Parti daha düşük gelirlerine yönelik icraatları var. Eğer siz yüksek gelirli biriyseniz ona vermeniz birazcık sizin aslında materyal açısından çıkarlarınıza veya sosyal grubunuza aykırı geliyor. Bu neden oluyor? Bir, iklim dönüşümü var. Yani burada artık mavi yakalı çok büyük fabrikalarda kendi işçi kimliğini ön plana çıkaran, sendikalaşmış, belki sendikanın ona verdiği lojmanlarda oturan işçiler artık kalmadı. Yani bu sosyal bölünmelerin yaşadığı İngiltere'de 19. yüzyıl, 20. yüzyılda İngiltere bir kömür madeni ülkesiydi. Şimdi kömür madeninde çalışan kişi sayısı kaç? Sıfır, yok. Yani böyle bir artık öyle bir insanlara o kimliği veren, dayanışmayı veren bir işçi sınıfı bütün ülkelerde azaldı. Şimdi daha çok insanlar atomistik bir şekilde birbiriyle competition, bir yarış halinde çalışıyorlar. Belki bir gün bir sektördesiniz, ertesi gün diğer başka bir sektöre geçtiniz. Böyle bir aidatınız olmayabilir. Aidiyetiniz olmayabilir. Artan mobilite, aynı sosyal grupta yaşamıyorsunuz artık. Bir yerde doğdunuz, belki başka bir yerde okudunuz. İş için başka bir yere gittiniz. Bu sizin sosyal bağlarınızı kırabilir. Ve postmateryaller, postmateryal değerler dediğimiz, belki bu Engelhardt duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, dünya değerler alıştırması. Eski siyaset ve yeni siyaset. Artık materyal değerlerden daha çok belki postmateryal değerler. Bunlar ne insan hakları, çevre, kadın hakları, cinsellik, bu tarz şeylere belki siz daha çok önem verebilirsiniz. Mesela sizin materyal çıkarlarınız sosyal grup olarak daha muhafazakar partilere oy vermenizi önerir. Neden? Onlar daha az vergi toplarlar. Diyelim ki siz üst sınıftan birisiniz. Ama siz işte üniversiteye gitmişsiniz, okumuşsunuz. Daha ilerici değerleriniz var. Yani mesela same sex marriage, yani aynı çiftlerin evlenmesine onay veriyorsunuz. LGBT haklarına onay veriyorsunuz. Kadın haklarına onay veriyorsunuz. Bunları öne çıkaran partiler hangi partiler genelde? Daha çok sol partiler, sosyal demokrat partiler. Şimdi ama ona oy verirseniz onlar daha çok vergi toplayacaklar. Siz daha çok vergi ödeyeceksiniz. Şimdi hangi çıkarınıza göre oy kullanacaksınız? Yani dolayısıyla bu sanayi devrimi özellikle 19. yüzyıl, 20. yüzyılda onun çıkardığı bölünmeler daha karmaşık hale geldi. Amerika'da mesela birçok düşük gelirli kişi Cumhuriyetçi Parti'ye oy veriyor ki Cumhuriyet Parti düşük gelirlere karşı çok kötü politikalar öneriyor. Ama onlar da neyi kullanıyorlar? Bu kültür savaşını kullanıyorlar. Daha işte Hristiyan değerler, daha muhafazakar aile yapısı. Oradan da siz Demokrat Parti'ye bakıyorsunuz. Tamam, bunlar benim için materyal çıkarlarıma daha uygun, daha iyi servis, kamu politikaları öneriyorlar. Ama kültürel değerleri benimle uyuşmuyor. Ve kültürel değerler sizin için daha önemli hale geldiyse burada bir çatışma hali geliyor. Bu da birebir özellikle sınıf bazında oy vermede bize bu örüntüyü ortaya çıkartıyor. Herhangi bir soru var mı bu sosyal gruplarla ilgili? Tamam. Şimdi ikinci yaklaşıma geçelim o zaman. Burayı bahsettik bu sosyal grupları. Partizanlık, parti taraftarlığı yaklaşımı. Bunun değişik isimleri var. İşte parti kimliği, partizanlık, partiye bağlılık. Partizanlık Türkçe'de böyle bir negatif konotasyonları olabilir ama değil yani. Genel olarak kişinin tercih ettiği siyasi partiyle
uzun vadeli duygusal, arkadaşımız duygulardan bahsetmişti, psikolojik ve özdeşleşme. Şimdi burada bunun partiye oy vermek veya partiye üye olmakla karşılaştırmayalım, karıştırmayalım. Daha fazla bir şey. Ben bunu derste anlatınca bir futbol takımının taraftarı olmaya benzer. Neden? Çünkü uzun vadeli ikisi de. Herhalde 5 sene Galatasaray taraftarı, sonra 5 sene Fenerbahçe taraftarı olmuyorsunuz, değil mi? Bu genelde yani olabilir tabii. Herhalde çok azdır diye düşünüyorum. Duygusal yönü var. Futbol takımınız çok başarılı diye tutmuyorsunuz, değil mi? Bizim orada Sarıyer var mesela koçlar sırasında. Kaçıncı ligde bilmiyorum açıkçası. Ama bir sürü Sarıyer taraftarı var. Yani bu böyle başarıya yönelik bir şey değil. Daha duygusal bir yönü var. Ve sevinince takımınız, takımınız kazanınca siz çok seviniyorsunuz. İşte kaybedince çok üzülüyorsunuz. Maçta bağırıyorsunuz, ağlıyorsunuz. O tarz bir yönü de var. Ve psikolojik de işte kendinizi onunla özdeşleştiriyorsunuz. Eğer bir politik siyasi partiyle de böyle bir bağınız varsa siz o partinin taraftarısınız. Yani sadece destekçisi değil de belki taraftar Türkçe'de bilmiyorum çok iyi değil de partizanı değil. Bu Amerikan siyasetinden geliyor. Amerikan siyasetinden kaynaklanıyor. Birazcık diğer siyasi sistemleri taşınabilir mi sorusu var. Neden? Çünkü yani bu kişinin tercih ettiği uzun vadeli duygusal, psikolojik ve özdeşleşme için çok uzun vadeli jenerasyonlardan gelen bir devamlılık gerekiyor. Amerika'da bu var. Yani Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti 200-250 yıllık partiler. Bizim ülkemizde AK Parti mesela AKP kaç yıl? 2002'de mi kuruldu? 23 yıl. Erdoğan'dan sonra AK Parti olacak mı? Bilmiyoruz. Yani Türkiye'de uzun vadeli bir CHP var. Onun dışındaki partiler birçok ülkede olduğu gibi yani Batı demokrasilerin dışında kısa vadeli. Onun için hakikaten partizanlıktan bahsedebilir miyiz sorusunu bazıları soruyorlar. Ama ölçüme baktığımızda yani parti taraftarlığını nasıl ölçüyoruz? Anketlerde Amerika'da mesela diyorlar ki genel olarak kendinizi bir cumhuriyetçi demokrat yoksa bir bağımsız olarak biliyorsunuz. Yani dikkat ederseniz genelde bu partiye oy verir misiniz diye sormuyor. Veya genelde bu partiyi beğenir misiniz diye sormuyor. Kendini bir cumhuriyetçi olarak görüyor musun? Yani bir demokrat, tabii burada demokrat partili gibi düşünün. Yani. Yoksa otoriter versus demokrat değil. Buna evet diyenlere kendinizi güçlü bir demokrat veya cumhuriyetçi yoksa daha güçlü olmayan olarak mı sorarsınız? Tabii bunu çok partili ülkelerde nasıl soracağız? Tabii böyle iki parti olmadığı yerlerde. Mesela Türkiye'de bunu genelde bu şekilde soruyoruz. Genellikle kendinizi herhangi bir siyasi partiye yakın olarak görüyorsunuz. Bu parti eğer evet derse hangisi onu alıyoruz. Çok mu yakın hissederseniz biraz mı yakın? Hani burada da partizanlığın gücünü yani şeyini gücünü ölçmeye çalışıyoruz. Başka bir soru mesela Ersin Kalaycıoğlu hocam bu sefer tuttuğunuz bir parti var mı diye soruyor. Yani İngilizce çevirmek tabii çok zor. Ama yani Türkçe'de işte bu takım tutma gibi yani sizin hakikaten böyle bir içten desteklediğiniz yani sadece oy vermek değil de kendinizi özdeşleştirdiğiniz bir parti var mı? Tabii anketlerde kendinizi özdeşleştirdiğiniz bir parti var mı diye soramazsınız. İnsanların yarısı ne dediğinizi anlamaz. Onun için bunun ölçümü Amerika dışında birazcık zor. Ama yine de Türkiye'de işte insanların atıyorum %30-35'i mesela en son anketlerde kendini AK Parti taraftarı olarak görüyor. 20'lerde CHP taraftarı olarak görüyor. Veya tuttuğunu söylüyor. Bu şekilde ölçülüyor. Partizanlığı görüyor. Peki partizanlık neden önemli? Bunu bir shortcut, bir sezgisel bir kestirme yolu olarak düşünmemiz gerek. Yani neden? Yani siz uluslararası ilişkiler siyaset bilimi öğrencisiniz, siyasetle çok ilgilisiniz. Normal bir vatandaş hiç bu kadar ilgili değil. Onların yapacakları çok daha değişik işler var. Siyaset onların yaşamının çok küçük bir parçasını oluşturabilir. Ama siyasette değişik konular görüyor, adaylar görüyor, beyanlar görüyor. Bunlar çok karmaşık şeyler. Bir karar vermesi gerekiyor seçimlerde, belki referandumlarda veya değişik konularda. Nasıl karar verecek? Partizanlık bu açıdan çok kolay bir kısa yol. Benim partim bu konuda ne düşünüyor? Benim liderim bu konuda bana ne söylüyor? Kanal İstanbul, değil mi düşünün? Çok komplike bir konu. Yani çevre için etkileri ne olacak, ulaşım için etkileri ne olacak, deprem için, ekonomi için, ticaret için kim bilebiliyor. Çok zor bir konu. Ama çoğu insanın bir fikri var. Bu fikir nereden geliyor genellikle? Sizin yakın olduğunuz görüşteki insanlar nasıl bir konu, nasıl bir fikir belirtiyorlarsa
Siz de ona kendinizi alıyorsunuz. Neden? Zaten çünkü onu beğeniyorsunuz. Onun yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Kendinizi özdeşleştirmişsiniz. Bu şekilde kendinize bir kısa yol buluyor. Oy verme kararı da bu şekilde düşünebilirsiniz. Benim gibi insanlar, ben AK Parti taraftarıyım, Cumhuriyet Halk Partisi taraftarıyım. O zaman tabii ki bu parti oluyor. Bu önemli. Bundan bahsettim. Seçmenlerin kendileri özdeşlikleri partisinin belirsene yolu, karmaşık politik konuları, olayları basitleştirme yardımcı olur. Özellikle sınırlı bilgiye ve sınırlı soyutlama kapasitesine, yani aslında daha düşük eğitim düzeyinde sahip kişiler için geçerli. Çünkü daha yüksek eğitim düzeyindeki kişilerin siyasi konularda daha bağımsız bir şekilde düşünmesi daha olasıdır. Onlar daha fazla iletişim araçlarına ekspoze olabilirler. Yani sadece bu A partisi ne diyor, B partisi ne diyor, ona da bir bakayım diyebilirler. Ama daha sınırlı bilgiye sahip, daha sınırlı soyutlama kapasitesine sahip insanlar daha az olabilir. Bu çok, The American Voter diye bir kitap vardır Amerika'da, 1960'larda yazılmış. Yani oradan çıkan bir aslında konsept, bir partiyle özdeşleşme, bireyin kendi partisyen yönelimine uygun olarak görme eğiliminde olduğu algısal bir perdeyi yükseltir. Bu conceptual screen İngilizcesi. Parti bağı ne kadar güçlü olursa seçme, yani burada seçme algılardaki seçicilik, bilgilerdeki seçicilik, algısal çarpma süreci de o kadar abartılı olacak. İşte burada mesela görüşleri nasıl etkiliyor? Bu da yine Amerika'da. Burada çeşitli politika önerileri var. Daha fazla daha fazla harcama yapması hükümetin, iş garantisi vermesi, daha az defansa daha az para, savunmaya daha az para ayrılması. Yani bunların hepsi aslında politikalar. Daha sol politikalar. Daha fazla silah kontrolü, kürtaj serbestliği, idam kararına karşı olma, daha sol politikalar, yani daha Demokrat Parti'nin aslında savunacağı politikalar ve burada bunların hepsinde birebir bir örüntü görüyorsunuz. Kendini güçlü Demokrat Parti partizanı olarak hissedenler burada, kendilerini güçlü cumhuriyetçi olarak hissedenler burada. Ve hepsinde cumhuriyetçi tarafa doğru geçtikçe bunlarla kabul oranı azalıyor. Mesela atıyorum daha fazla hükümet harcaması güçlü demokrasi %90'ı evet derken güçlü cumhuriyetçiler 27'ye düşmüş. Ortalamalara bakarsanız 68'den 19'a bir düşük var. Yani bunların hepsinde insanların daha informed bir opinion olmaları, yani daha bilgili olmaları mümkün mü? Çok mümkün değil aslında. Çünkü burada birçok alan var. Ama insanlara sorduğunuzda kendi partilerinin ne düşündüğünü bilmeleri yeterli kendileri için bir görüş elde etmeleri. Bu Türkiye'de de bu sanamıyorum ne zamandan yine ama sanırım 2014 yargı ile ilgili referandumda olması lazım. Onun öncesinde işte iki görüş sormuşlar. Son aylarda hükümetle yargı arasında ilişki, hükümet savcı hakimlere baskı uyguluyor. Hükümet yargının işlerine karışmıyor. Burada da partizan bazda çok keskin bir ayrım var. Eğer CHP'liyseniz %88'i hükümet savcı hakimlere baskı uyguluyor demiş. AKP'yseniz bunlar sadece 20'si ona katılıyor. Kararsızlar daha ortada mesela 61'e 39. Türkiye'de böyle 55'e 45 ayrılmış gibi. Yani bu insanların bu konularda detaylı bir bilgiye sahip olduklarını düşünmek birazcık naif bir bakış açısı oldu. Bunlara partizanlığın rol oynadığını söylüyorum. Bu yine Amerika'dan mesela şimdi oy vermeye geçersek insanlara sormuşlar. Hep aynı partiye mi oy verirsiniz? Have you always voted for the same party? Hep aynı partiye mi oy verdiniz? Veya different başka partilere oy kullandınız mı? Cumhurbaşkanlık seçimlerinde. Partizanların %82, güçlü partizanların hep aynı partiye oy vermişler. Sadece %18'i başka partiye oy vermiş. Düşük parti partizanların %60'ı hep aynı oy partiye vermiş. Kendini bağımsız olarak görenlerin %84'ü başka partilere oy vermiş. Bir seçimde Demokratik Parti'nin odaya oy vermiş. Bir seçimde Cumhuriyetçi Parti'nin veya eğer Amerika'da bazen küçük üçüncü partiler de oluyor. Ama bu ne demek? Eğer ben sizin güçlü bir partizan olduğunuzu bilirsem sizin oy kullanma davranışınızı tahmin etmem çok kolay. Yani başka hiçbir şey bilmene gerek yok açıkçası.
Yani sorunlar ne, siz değişik sorunlar hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi sosyal gruptan geliyorsunuz, adaylar hakkında ne düşünüyorsunuz, kampanyadan memnun musunuz? Hiç gerek yok. Yani başka bir örnek yine Amerika'da, bu 2008 başkanlık seçimleri, belki herhalde hatırlamazsınız diye düşünüyorum. Barack Obama Demokrat Parti'nin adayıydı, McCain Cumhuriyetçi Parti'nin. İşte burada yine kendini insanlar nereye koyuyorlar? Güçlü Demokrat, güçlü Cumhuriyetçi. %94'ü güçlü Demokratların Obama'ya oy vermiş. Yine McCain'e oy verenler var, %5. Neden? Belki ne bileyim şehrindeki demokratik belediye başkanına sinir oldu. Cezalandırmak için partiyi karşı tarafa oy verdi. Veya kişisel sebepler olabilir. Her şey olabilir. Ama güçlü bir bağlantı var. %94, 90, işte 17, 12, ops. Ve 4'e kadar gidiyor. Yani dolayısıyla ben sizin güçlü bir cumhuriyetçi olduğunuzu biliyorsam, hatta zayıf bir cumhuriyetçi bile olduğunuzu bilsem, tabii ki yanılabilirim. Değil mi? %12'de olabilirsiniz. Ama %88 oranında doğru biliyorum. Peki bu partizan yaklaşımı hangi durumlarda bir işe yaramaz? Hangi durumlarda oy kullanmayı tahmin etmekte yetersiz olur? Bu tabloda da görebilirsiniz onu. Hangi durumlarda kullanmayı? Bağımsızlarda değil mi? Yani bakın bağımsızlarda %51'i Obama oy vermiş, %41'i McCain'e oy vermiş. Sanki böyle bir şey gibi. Yazı tura atmışız. Bir tanesi gelmiş. Yani dolayısıyla eğer siz ben bağımsızım diyorsanız, benim sizin hangi tanımsal olarak benim size hangi partiye oy verdiğinizi tahmin etmem partizanlık yaklaşımında imkansız hale geliyor. Dolayısıyla eğer bir toplumda partizan kutuplaşma çok yüksek değilse, daha fazla bağımsız, kendini bağımsız olarak gören insanlar varsa, o zaman partizan yaklaşımı çok işe yarayan bir yaklaşım değil, oy tercihlerini anlamak konusunda. Ama eğer partizan kutuplaşmanın yoğun, partizan kimliklerin güçlü olduğu toplumlarda işe yarayabilir. Çünkü diğer şeylerin ötesine geçiyor, önüne geçiyor. Peki partizanlık kaynağı ne olabilir? Öyle bir soru. Yani neden bazı insanlar AK Parti partizanı, bazı insanlar CHP, Republican, Demokrat olabilir? O nereden geliyor? Bahsettiğimiz sorular sebebi olabilir. Ne gibi mesela? Yani mesela sipler değil, tarz ayrımında daha sipler olanlar CHP'ye taraftar olmalısı da yüksek olur veya daha lider olanlar işte milli görüşler mesela parti taraftar olmalısı. Seküler peki nasıl oluyor insan? Veya dindar? Ne etkiliyor en çok? Yetiştiği aile olabilir. Yani şey gibi düşündüm. Ben hani taraftarlık dedik ya partizanlar, takım taraftarı. Tuttuğunuz takımı niye tuttunuz? Var mı mesela Beşiktaş'ta? Neden Beşiktaş oluyor? Başka? Aile. Annesi olur, yani babası oluyor genelde. Genelde futbolda. Amcanız olabilir değil mi? Size her şey yaptınız. Genelde aile. Bu da onun gibi bir şey. Yani tabii ki ters örnekler de olabilir. Sinir olursunuz babanıza. Ben Galatasaray olacağım dersiniz. Ama genelde yaşamın erken dönemlerinde oluşuyor. Parti kimliği. Diğer ideolojik kimlikler gibi. Aile içinde sosyalleşme çok önemli. Neden? Çünkü küçükken siz, ebeveynler sizin için bir rol modelidir. Değil mi? Yani onlar ne yapıyorsa doğrudur. Ve onları günlük yaşamda izlersiniz. Televizyonda hangi kanalları izlemiş? Tabii sizin zamanınızla atıyorum benim zamanım çok farklı. Televizyon bir tane var. İşte birkaç tane kanal var. Babanız hangi kanalı açıyorsa o çıkıyor. Şimdi veya hangi gazete giriyorsa eve. Şimdi Cumhuriyet mi giriyor? Yeni Şafak mı giriyor eve? Eskiden mesela gazete hakikaten gazete yani basılı olarak okunuyor. O zaman siz çocuk olarak bakarsınız hangi fotoğraflar var, hangi haberler var. Babanız, anneniz televizyonda siyasetçilere nasıl tepkiler veriyor, küfür ediyor veya iyi şeyler söylüyor, tartışmalar nasıl? Bunların hepsini içselleştiriyorsunuz genelde. Ve mesela Ersin Hoca'nın bir 91'de araştırması var. İlkokul çocuklarıyla, yani bugünlerde hiç yapılamayacak bir şey. Yani gitmiş ilkokul çocuklarıyla Bursa'da görüşmüşler. 5. sınıfa giden çocuklar. Yani neredeyse yarısı
Yani bir parti sorduğunuzda hani tuttuğunuz bir parti cevap verebilmiş. O partinin liderini falan sormuş. Onu da cevaplamışlar doğru olarak. Tabi bunlar 5. sınıf çocukları. Dolayısıyla anne baba etkisinin çok önemli olduğunu gösteriyor. Ve genelde siyasi deneyimleriniz de bu yatkınlıkları pekiştiriyor. Yine şeyi düşünün, taraftarları düşünün. Bir maça gittikçe o parti, o parti diyorum, takıma olan bağlılığınız artar. Orada diğer aynı takım tutan insanlarla bağırırsınız, neşelenirsiniz, öfkelenirsiniz, tezahürat yaparsınız. O deneyim de size bir geri döner. Daha o kimliğinizin pekişmesi için. Burada da eğer sizi işte babanız, amcanız neyse bir şeye götürüyorsa, bitinge götürüyorsa, oy kullanmaya götürüyorsa, beraber gidiyorsanız veya toplantılara da gidiyor olabilirsiniz. Tabii ki ne kadar politikayla ilgili olduklarına bağlı. Bütün bu deneyimler bunu daha çok pekiştirir ve partizan bağlılıkların yaşla daha ilerlediğini görürüz. Yani insanlara böyle bir toplumdaki partizan oranına baktığınızda şöyle bir şey var. Şu şekilde gider. Yaş diyelim burada. Partizan oranı. Gençlerde daha düşüktür. Yaş gittikçe artar. Tabii daha güçlü partilerin olduğu yerlerde daha yüksektir. Daha volatil parti sistemlerinde bu böyle daha düşüktür. Ama genelde yaşla birlikte artar. Bu konuda da veriler var. Bu yine Amerika'dan. Yine biraz eski. Ama anne ve babalara bakmışlar. Onlar ikisi de demokrat mı? İkisi de cumhuriyetçi mi? Veya istikrarlı bir, yani bir partizanlıkları yoktu. Ve bunlar politikli aktif kişilerdi. Bir de politikli aktif olmasa da yine demokrat, işte cumhuriyetçi ve bağımsız kişiler var. Ve çocukları ne olmuş? İşte güçlü demokrat mı olmuş, zayıf demokrat mı, bağımsız mı vesaire. Gördüğünüz gibi eğer ebeveynler aktifse ve ikisi de demokratsa yarısı güçlü demokrat olmuş, çocukların %29'da zayıf demokrat olmuş. İkisini toplarsanız 79. Yani cumhuriyetçi olan çok az var, %8'i. Ve ikisi de eğer cumhuriyetçi ise tabii tam tersi. 37'ye 34, ikisini toplarsanız 71 ediyor yine. Çok aktif değillerse de bu yine oranlar var ama bu kadar yüksek değil. 50'den 40'a düşmüş. İşte bakayım bu 37'den 24'e düşmüş. Eğer bağımsızsa anne baba daha şey bir dağılım var. Yani 21-26, 26'sı bağımsız olmuş. 16-10 daha dengeli bir dağılım var. Burada da mesela aktif değillerse yine 20-12, 32-35. 35'i demokrat olmuş, 32'si republican olmuş. Yani böyle bir şey gibi. Yine yazı tura gibi bir şey olmuş. Tabii burada ne etkiler? Belki arkadaş grubu etkiler. Belki yaşamdaki, erken yaşamdaki deneyimleri etkileyebilir. Ama anne baba etkisi genel olarak çok önemli. Buradaki işte bunun için aslında hani ilk başta demiştim ya bu Amerika dışında şey var mı? Neyse çok geriye gittik. Amerika dışında hakikaten partizanlığın bir anlamı var mı? Bir sebebi de bu anne baba etkisinin çok önemli olduğu düşünülmesi. O da uzun süreli partiler gerektirir. Yani şeye sorduğunuz zaman sizin annenizin babanızın zamanında hangi partiler vardı sorarsınız DYP. Anavatan Partisi, işte başka küçük partiler. Onların bazıları Demokratik Sol Parti. Yok. O zaman o partizanlık nasıl aktarılabilir çocuklara? Onun için uzun dönemli partilerin olduğu yerlerde partizanlığın daha güçlü olması da bekleriz. O açıdan da hani daha gelişmekte olan ülkelerde partizanlık hakikaten ne kadar önemli? Bir soru işareti. Kaynağından bahsettik. Bir sorun da yine bundan bahsettiğim kısaca partizanlığın genelde düşüyor olması. Hani ilk başta arada dedik ya eğer bağımsızlar çoksa partizanlığın seçimi açıklamadaki rolü düşüyor. Bu yine 4 ülke var burada. İşte Amerika, Britanya, Fransa ve Almanya. 40'lardan 50'lerden bu yana partizanlıkta bir düşüş görüyoruz. Bu daha geniş bir örneklem. İşte Almanya, İsveç, Britanya, Norveç. Hepsinde böyle bir aşağı doğru düşüş var. Sebebi ne olabilir? Genelde demokrasilerde veya tabii buradaki örnekler Batı demokrasileri. Partizanlığın daha düşüyor. Kendini bağımsız olarak hissedenlerin sayısının artmasında. Sosyal tabanlık kırılmaların azalması olabilir mi? Ne yani gibi mesela? Toplumsal olayların biraz daha yani yer altında kalması gibi olabilir. Yani bir süreç olması gibi.
apati gibi mi? Yani daha insanların biraz mı? Olabilir. Olabilir. Başka? Yani insanların yavaş yavaş köylerden daha çok şehirlere gidip başka insanlarla da karşılaşıp onlara karşı tolerans geliştirmek olabilir. Sosyal mobiliteden bahsediyorsun gibi. Yani bunlar da zaten ama yani 70'lerde, 80'lerde de çok köylü olduğunu düşünmüyorum. Hani Norveç'te, İngiltere'de belki o açıdan. Ama bir belki onunla konu şey iletişim araçlarının çeşitlenmesi. Yani mesela dediğim gibi ben işte çocukken birkaç kanal vardı, şey vardı, iki gazete girerdi eve, o kadar. Şimdi sizin zamanınızda siz anneniz babanız hangi kanal izliyorsa izlesin yani. Ne olacak, siz tabletlerden veya internetten başka bir şeylere bakabilirsiniz. Zaten gazete gibi bir şey de kalmadı. Yani sizin ulaşabileceğiniz bilgi kaynakları çok daha çeşitli. Bu da partizanlığı azaltıyor olabilir. Yani benim annem babam böyle diyor ama işte sosyal medyada böyle bir şey gördüm. Değişik birbirine kontradikt eden görüşlere ekspoze olma ihtimaliniz daha yüksek olabilir. Bu da sizin çeşitli görüşleri hep bir taraftan bakma olasılığınızı azaltabilir. Başka? Küreselleşme etkisi demiş. Bu da bir arkadaşımız Alperen. O da bence etkili. Aynı şey. Yani bu işte daha değişik görüşlere maruz kalma olasılığınızın artması olabilir. Bakayım ben de nereden bulsam. Belki senin dediğin apatiyle ilgili genel olarak siyasi partilerden duyulan hayal kırıklığı, işte bu sistem çalışmıyor. Bu da neyle ilgili olabilir? Değerler sisteminin değişmesi. Değil mi? Yani düşünün işte İşçi Partisi, Sosyal Demokratik Parti, Muhafazakar Parti. Bunlar ne? Bu materyal bölünmelerden oluşan partiler. Belki artık gençlerde daha ne bileyim çevreyle ilgili, insan haklarıyla ilgili bölüşmeler daha önemli hale geliyor. Bunlardan duyulan bir hayal kırıklığı olabilir. Parti pozisyonlarının yakınlaşması, özellikle ekonomi konusunda bakarsanız sağ ve sol partilere insanlar şey yapmışlar. Partilerin manifestolarında sağ ve sol ne kadar birbirinden ayrıştırıcı bir şekilde kullanılmış, ona bakmışlar. Yani sol partiler ne kadar daha bölüştürücü politikalar öneriyor, sağ partiler daha nasıl daha sağcı politikalar öneriyor. Mesela eskiden 70'lerde 80'lerde atıyorum bu sol olsun, bu sağ olsun şöyle bir şey varken sol partiler burada, sağ partiler burada, sol partiler ve sağ partiler daha merkeze doğru yaklaşmışlar. Daha çok sol partiler de daha çok. Yani sol partiler eskisi kadar solda değil, öyle söyleyeyim. Hatta bu işte İngiltere'de yeni sol, The New Labour gibi belki okumuşsunuzdur. Tony Blair'in bir çıkışı vardı. Tabii bu sefer ne oluyor? Partiler arası özellikle bu materyal konsörler arasından farklılaşma azaldıkça o zaman bir partinin taraftarı olmanın da çok anlamı kalmıyor. Çünkü söyledikleri şeyler çok birbirinden bağımsız oldu. Tabii şimdi bu son zamanlarda bu göçmen meselesiyle ilgili bence yine burada bir ayrışma olmuştur. Yani bu daha çok 2000'lerin başına doğru bir belirdi. Yine bence bu göçmen sorunuyla ilgili bir ayrışmış olabilir ama konu farklılığının azalması insanları başka üçüncü daha küçük partilere veya daha kendinizi ifade edebileceğiniz oluşumlara mesela işte Taksim Gezi Dayanışması vardı. Ondan sonra küçük küçük forumlar vardı. Mainstream partilerden daha çok insanlar orada kendilerini belki ifade edebiliyorlardı. Ve ikinci, son olarak da bu artan eğitim düzeyi medya kaynakları. Bundan da bahsettik. Siz ne kadar daha çok farklı görüşlere maruz kalırsanız ve ne kadar partizanlığı bir kısa yol olarak kullanma ihtiyacınız azalırsa. Değil mi? Yani ben Kanal İstanbul için partimin dediğine niye bağlı kalayım ki? Benim de hani bir okurum birazcık, birkaç bilimsel şeye bakarım. Kendimi görüş oluşturabilirim. Veya Brexit'i düşünün. Brexit tabii ki çok komplike bir, yani ne derim, bir sürü yönü var. İngiltere için implikasyonları. Ama birazcık bu konuda kafa yorarsanız, okursunuz, şeyleri ne bileyim, uzmanları dinlerseniz, bu konuda daha sizin partinizden bağımsız bir tutum geliştirebilirsiniz. Ama bunu nasıl yaparsınız? Ancak belirli bir eğitim düzeyinin üstündeyseniz, bu konuda ilginiz varsa, bunlar arttıkça özellikle Batı toplumlarında partizanlığın düştüğünü görebiliriz. Var mı bir sürüklere kadar? Bence bir ara verelim. Bu da saat var mı? Yok. 11'i 10 geçiyor benim saatim.
10 dakika, 10-20 geçe geri gelip istersen. Tamam mı? Teşekkür ederim. Pardon, bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Ne zaman başlayacak? Onu duyamadım ben. Onu kaçırdım. 20, yani 22 geçirdim. Tamam, teşekkür ederim. Sen zaten yanlış galiba. Onu geçmeyelim. Hapsada şeyde, Los Angeles'taki var. Çünkü sen başvurabilirsin belki. Ben başvurdum. Çıplak veriyor. İki tane bir başvuru diyorsun. Evet, şey, yani belirli tarihleri var. Onlara bakın. Yani genelde birazcık ama geç belli oluyor. Şimdi birazcık geç kalmış olabilirsiniz. Ama çok kötü ya. Hapsa çok şey ama yani Los Angeles'ı çok yorulacaksınız. Oraya kadar gidip. ECPI yine Prag. Aynen. Zaten aynı tarihlere denk geliyoruz. Biri orada adam ondan sonra koşmak gerekiyor. Yok, yok, çok sağ ol. Dolar bizim de iki taneydi. Sen hep bire düşürdük gerçekten. Yani bir akademimiz var. İki tane. Bir bulup gidersen ya da bir tane Amerika'yı dersen bitirir zaten. Evet. Bir tane. Bir tane. Bakalım ne olacak yani. Artık meslekten de valla gerçekten sizleri burada. Siz bu yakınlarda mı açıyorsunuz? Yok, uzaktayım ben. Ha, ben de ilk defa geldim. Buraya da kayboldum. Çok güzel araba mı? Arabayla geldim. Sarıyer'deyim ben de. Ama kayboldum ama güzel yani. Ben çok bakamadım ama. Sınıflar güzel duruyor. Çok eğlenceli. Her gün geliyor musun? Yok, aslında değil. Belki var. Kampüsünde öyle bir şey var. Evet. Olduğu için ve işte lojmanından geldim. Evet. Çok açılıyor. Dolaşma yok mu? Yani. Etrafta çok az insan var. Evet. Öyle olunca da hani size burada işte mucil sağlıyoruz. Gelin. Evet. Kampüsünde doğru. Falan doğru. İşte bir deseler kimse kalmaz o burada. Evet. O iyi bir kısmı. Evet. Öyle işte. Ben gelmeyeceğim ikinci kere. Tabii. Yok, sağ olun. Ben zaten çok basit değil. Bir de bunları Türkçe'ye çeviriyorum ki. Ben yüzümü veriyorum. Siyaset bilimine giriş dersi veriyorum. Orada toparladım. İngilizce şimdi. Gün gece çeşitlerinde bir özdeşim. O şekilde. Eski sizlerden bizim şey. Onun çok memnun. İlk dönem biraz önce on geçmiş tabii. Derslerde. Var mı şey bir şey ekonomik yoksa olabilir. Yani bir yerine almıştık etkiyle birlikte bir hocamızı. Ama onun başında sunumlar çıktı. Şimdi hala onunla uğraşıyoruz. Yabancı mı? Yok. Ha, Türkiye. Ben Tevhid Üniversitesi'nden geçecek bu bilgimizin var. Ha, tamam. Onu bitireyim dedi. Sonra bitirirken başka şeyler oldu falan. Ben, yani öyle. Kaldı öyle. Kaldı ama bir de o çıkar abi. Hani benim de önce yaptı. Benim de usta. Diplomasi sahip. Onunla da oldu. İşte onunla bir şey yaptı. Doğru doğru. Ezgi söylemişti. Mağdur galiba. Doğru. Onu ilerletemedik işte. Anladım. Dur. Yani. Alper'i tanıyordum ben. O tutuyor. Boğaziçi'nde içti. Ben de yani. Şu an Boğaziçi'nden gitmeye Boğaziçi çalışıyor. Tabii. Yani Boğaziçi çok tarihsiz bir şey oldu yani. Ya. Gerçekten. Bakalım bizimkilere ne olacak? Bakıp var mı? Yani.
seçimden önce bayağı şeydi. O rekabetçi ortam size çok alan açtı. Yani kimse konuşmuyor. Evet. Biraz sensör rekabet. Evet. Bir özgür kanalı. Evet. Sonra tersi olunca şimdi her şey tam tersi gördüm. Senin daha listelik ama çok uzun süredir bekliyor. Mekanetten. Yani Erdoğan'ın imzası gerekiyor. Bu şey mekanetten hala. Bakalım bekliyorduk bu arada. Şey, nesil diye yani Peki 45'te mi çıkacak? Ama 45'e kadar kalmaz herhalde. Birazcık geç ama herhalde bir saat daha yaparım. Değil mi yani? Çok uzun yani. Çok uzun, evet. 12 çeyrek gibi biter diye düşünüyorum. Tamam. Ben oranın yanında değilseniz ben de sorun değil. Tamam, teşekkür ederim. Tamam.
Hadi başlayabiliriz. İkinci yaklaşıma geldik. Sosyal grupları bahsettik. Partizan gruplardan bahsettik. Üçüncüsü de rasyonel tercih yaklaşımı. Burada daha önce bahsettiğim gibi seçime daha yakın, daha bireysel düzeyde kampanyayla ilgili faktörler ön plana çıkarılıyor. Tabii ki yani rasyonel tercihte sosyolojik faktörler, psikolojik olarak belirleyicilerden bahsedebiliriz. Mesela partizanlık tamamen konu dışına çıkartılmıyor ama önemsiz, daha önemsizleştiriliyor. Yani bu tabii şeyler, bu konular daha arka plana atılıyor. Peki vurgu nereye yapılıyor? Partilerin adayların konu pozisyonlarının değerlendirilmesi. Yani politika duruşları. Yani mesela sizin için diyelim ki Suriyeli göçmenler meselesi çok önemli olabilir. Partiler burada nerede duruyorlar? Ona göre oyun şekilleniyor. Veya ekonomik durum sizin için çok önemli olabilir. Partilerin bu konuda nasıl perform edeceğini düşünüyorsunuz. Değil mi? Arkadaşınız ilk başta sen söylemiştin galiba, değil mi? Burada ilk söylediğim partilerin performans farkı, hükümetli aday yetkinlikleri diyebiliriz. Yani seçim gününe daha yakın bireysel faktörler. Burada tabii rasyonellik varsayımı var. Rasyonellik nedir? Yani seçmenler, ya en azından bu şeyde çok tabii geniş bir kavram, kendilerine diğerlerine daha fazla fayda sağlayacağını düşündüğü partiye veya adaya oy veriyor. Rasyonellik budur. Buradaki ekonomi literatüründen büyük ölçüde etkilenmiş. Burada çok detaylara girmeyeceğim. İşte Downs falan belki okumuşsunuzdur. Rasyonel tercih eğer piyasayı açıklayabiliyorsa siyasi işleyişi de açıklayabilir. Yani çok basit, siz şimdi bir markete gidiyorsunuz, şampuan alacaksınız, değil mi? Değişik markalar var. Şamponlar size ne diyor? Bir tanesi diyor ki ben beni alırsam saçlarım parlayacak. Diğeri diyor ki beni alırsam kepekten kurtulacağım. Diğeri diyor ki ben ekstra hiçbir şey yapmayacağım ama diğerlerine göre daha ucuzum. Beni alırsan paran kalacak. Sizin de belirli bir bütçeniz var, belirli ihtiyaçlarınız var. Ona göre bir tanesini seçiyorsunuz. Size en çok işinize yarayacağını düşündüğünüzü. Eğer işinize yararsa, beğenirseniz onu almaya devam edersiniz. Baktığınız işe yaramıyor, kepek sorununuz var, işte gidermiyor ki değil. O zaman başka bir şeye gidersiniz, şampuan. Bu yaklaşım da aslında aynı. Değişik partiler var. Bu partiler size bazı vaatlerde bulunuyor. İşte en son seçimden geçtik, değil mi? İşte Suriyelileri geri gönderecek dedi bir tanesi. Diğeri işte en düşük memur maaşı ne kadar dedi? AK Parti 22 bin lira dedi. 22 bin lira olacak dedi. Diğeri işte şunu kaldıracağım, ÖTV'yi azaltacağım. Bunlara baktık biz. Yani bu rasyonel tercih yaklaşımını öngörüyorsanız siz. Ve sizin işinizde en çok yarayacağını düşündüğünüz partiyi seçtiniz. Doğru mu? Burada sosyal gruplar, partizanlık arka planda rol oynasa da onlar daha geri planda kalıyor. Yani daha çok dediğim gibi bu partiler geliyor. Çeşitli pozisyonlarda nereden geliyoruz? Tabii burada fayda, daha biz ne anlıyoruz? Hükümet etkinliklerinden, devlet faaliyetlerinden sağlanan faydalar. Bunlar ekonomik olabilir. Ekonomik olarak ama şey gibi düşünmeyin. Yani cebinize direkt bir şey girmesi gerekmiyor burada. Daha yüksek büyüme, daha düşük enflasyon, artan alım gücü. Değil mi? Çünkü daha çok büyüme olursa benim iş bulmam daha kolay olur. Siz mezun olduğunuzda iş bulmanız daha kolay olur. Belki işverenler daha yüksek ücret teklif ederler eğer işsizlik düşük olursa. Ve burada ekonomik oy vermeye davranışı denen bir alt kategorisi var. Mesela seçim öncesinde ekonomi iyi gidiyorsa ülkelerde, bunu çeşitli ülkelerde bakabilirsiniz. İşte yüksek büyüme, düşük işsizlik varsa iktidar partisi genelde seçimlerde başarılı oldu. Şimdi bunu sosyal grup ve parti taraflarında yaklaşımlarıyla açıklamak zor. Değil mi? Çünkü eğer ekonomi iyi gidiyorsa iktidar partisi sosyal grup bakış açısından ve partizanlıktan bakarsak niye daha fazla oy alsın? Yani sosyal gruplar değişmiyor. Parti taraflarında değişmiyor. Halbuki rasyonel bakış açısı bunu açıklayabilir. Çünkü insanlar iyi giden ekonominin eğer o hükümet devam ederse yine iyi gideceğini düşünüyor olabilirler ve kendilerine bir fayda sağlayacağını düşünüyor olabilirler. Ama ekonomi dışında da faydalar olur. Siz dış politikada çok önem atfediyorsunuzdur. İfade özgürlüğü, güvenlik konularını önem atfediyor olabilirsiniz. Dini özgürlükleri en başta bahsettim. Önem atfediyor olabilirsiniz. Farklı insanlar için farklı öncelikler olabilir.
Dolayısıyla eğer sizin önemsediğiniz konular bir parti tarafından çok vurgulanıyorsa ve siz o partinin veya adayın bu konuda iyi iş çıkaracağını düşünüyorsanız o partiye oy vermeyi ihtimaliniz daha yüksek. Dediğim gibi bunun çok hani detaylarına girmek istemiyorum ama çünkü çok geniş bir alan, rasyonel tercih yaklaşımı. Tabii ki her yaklaşım olduğu gibi bunun da sınırları var. Bunda ne gibi zayıf noktalar olabilir sizce? Buyurun. Ya bu bağlı süreçler deniyor ya, yani her şeyi bilemiyor insanlar, hesaplayamıyor. Evet. Yani şimdi mesela burada ne dedik? Partilerin nerede durduklarına göre veya ne kadar fayda sağlayacağına göre. İnsanlar partilerin nerede durduklarını ne kadar biliyorlar? Değil mi mesela bu konuda? Yani çoğu insan siyasette daha önce söylediğim gibi çok şey değil, nelerden aşina değil. O partilerin nerede durduklarını çok iyi bilen çok fazla olmayabilir. Veya belirli konulardaki vaatlerin kendileri için implikasyonlarını nasıl tartabiliyorlar? Şimdi diyelim ki en düşük asgari ücret şu kadar olacak. Tamam, güzel, maaşlar artacak. O paranın bir yerden gelmesi gerekiyor, değil mi? Belki bunun yüzünden vergiler artacak. Belki daha çok pahalı olacak. Senin belki çok sevindiğin maaş artışı sana daha fazla pahalılık olarak geri dönecek. Yani bu konuları düşünmek benim için faydalı olan nedir? Dış politikada mesela, işte Brexit örneğini verdim. Çok çetrefilli bir konu. Türkiye'nin Batı ile ilişkileri, işte Suriye ile ilişkileri. Bu konularda insanlar hakikaten rasyonel bir şekilde tartıp kendileri için en iyi olanı düşünebilirler mi? Bu bir soru işareti. Onu düşünebiliriz. Bireyin sosyal ve kültürel bağlamını minimize ediyor rasyonel yaklaşım. Halbuki konuların nasıl değerlendirildiği, mesela partizanlıkta çok önemli olduğunu gördük. Kişisel çıkarların nasıl algılandığı, o da parti ve grup bağlarıyla çok örtüşebilir. Sosyal gruplardan etkilenebilir. Ve işte dediğim gibi siyasetle ilgili ve bilgi sahibi bir vatandaş kitlesi varsayıyor. Halbuki ampirik kanıtlara baktığımızda aslında bu çok desteklenmiyor. Yani insanlar atıyorum mesela sizce işsizlik oranı nedir diye sorduğunuzda çok büyük çoğunluk aslında size yanlış cevap verir. Tabii burada yani rasyonel tercihin bir şekilde bu açıdan savunması da şöyle olabilir. İnsanlar size işsizlik oranı ne dediğinizde direkt yüzde olarak doğru cevap vermiyor olabilirler. Ama işler iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? O konudaki algıları genellikle doğru olabilir. Yani dolayısıyla bilgi açısından enflasyon oranı nedir? Mesela kaç Türkiye'de enflasyon? 48 miydi en son? Ben de hatırlamıyorum. Yani TÜİK'in açıkladığı. Veya 38'de mi düşüyor? Bak ben bile hatırlamıyorum. Ama enflasyonun yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani dolayısıyla rasyonel seçim taraftarları da der ki insanların hani her konuda bilgi sahipleri olması önemli değil. Ama işlerin nasıl gittiği veya partilerin önemli konularda nerede durduklarına dair özellikle seçim kampanyalarında bilgi sahibi olurlar. Çünkü seçim kampanyalarının bir şeyi nedir? Insanlara olan etkisi siyasetle hiç ilgilenmeseniz bile her taraftan bir bilgi bombardımanına tutulursunuz. Dolayısıyla bilgilenmiş olursunuz. Bu açıdan insanların mantıklı karar verebilecekleri şekilde yeterince bilgilendirilebildiklerini öne süren rasyonel tercih etmiş. Bu konuda bir soru var mı? Peki şöyle, yani çok aslında çok da bir şey kalmadı. Bir belki 10-15 dakika daha şey yaparız, erken bitiririz. Şöyle şu üç yaklaşımı göz önüne alırsanız ve diyelim ki bir anket tasarlayacaksınız Türkiye'de. İnsanlara oy tercihlerini anlamak için nasıl sorular sorup nasıl analizler yapabiliriz? Mesela sosyolojik yaklaşımla insanların oy tercihlerini anlamak için ne gibi sorular sorabiliriz insanlara? Konuda bir önerisi olan var mı? Sosyal grup yaklaşımı. Ne gibi gruplar olabilir? İşte dini olabilir, etnik olabilir. Dindarlık, Türkiye bağlamında hani dindarlık dedik, sekülerlik dedik. Dindarlığı sorabiliriz.
Dindar dahil dinler insanların hangi partiye oy vermesini bekleriz? AK Parti veya Saadet veya işte daha sağda bulunan parti. Ve daha az dindar olanların belki CHP, HDP olabilir. Etnisite sorabilirsiniz eğer sosyal gruplara şey yapıyorsanız, değil mi? Daha veya milliyetçilikte nerede duruyorlar? Türk milliyetçilerin MHP'ye oy vermesini beklersiniz. İşte Kürt etnisinden olanların HDP'ye daha çok oy vermesini beklersiniz. Başka? Çalışan grubu olarak yani işçi ve yoksa işveren. Orada nasıl bir beklentiye girersiniz? Yani işveren size birazcık daha böyle liberal politikaları düzenli bir taraf olabilir. Daha belki merkez sağ partiler olabilir. İşçi sınıfı ise daha sol partiler olabilir. O da güzel. Bunun belki yani şeyle, gelirle de belki anlayabilirsiniz belki ama aslında sınıfa sormak daha önemli. Partizanlık daha kolay. Tuttuğunuz bir parti var mı diye zaten direkt sorarsınız ve bu konuda verdiği cevaplara göre ona oy vermesini beklersiniz. Peki rasyonel tercih için neler sorulabilir? Yani rasyonel tercih yaklaşımında ne olabilir? Buyurun. Şey olabilir mesela. İşte bu seçim döneminde Erdoğan yeni evlenen çiftlere kredi imkanı sağlayacaktır. Yeni evlenen çiftin bu kredi imkanını düşünerek oy vermesi gibi bir tarihsel olabilir mi? Şey yani onu şöyle teker teker sormak yerine sizin için önemli sorun nedir diye sorabilirsin. Evet. Belki onu hiç düşünmez ama ekonomiyi sorabilir. Veya ne bileyim kadın hakları diyebilir. Daha sonra da her partinin bu konuda ne kadar başarılı olduğunu sorabilirsiniz. Kişinin daha başarılı ve önemli olduğunu gördüğü partiye oy vermesini beklersiniz. Veya çeşitli alanlarda politikalarda kendini nereye koyduğunu. Mesela diyelim ki laiklik konusu. İşte devlet bir uçta diyelim ki devlet hiçbir şekilde kamusal alanda dini şeye izin vermemelidir gibi bir şey olabilir dini sembollere. Diğer tarafta tamamen serbest olmalıdır. Kendinizi nereye koyuyorsunuz burada ve diğer partileri nereye koyuyorsunuz? Kendini daha yakın hissettiğim, mesela ben kendimi 8'e koydum diyelim ki 10 üzerinden. Bir partiyi de 8'e koyuyorsam o partiye benim oy verme ihtimali diğer partiye göre daha yüksektir. Çünkü benimle örtüşüyor. Bu olabilir. Ekonomiyle ilgili sorular sorabilirsiniz. Ekonomi durumundan ne kadar memnun? Eğer çok memnun değilse iktidar partisine oy verme olasılığı daha düşük olur. Eğer memnunsa muhalif partilerden birine, tabii hangisi olacağı değişik şeylere olabilir. Ona olma olasılığı daha yüksek olabilir. Başka var mı aklınıza gelen? Göçmen sorun olabilir ama yine onun için kendisi ne kadar önemli görünüyor. Yani şöyle bir şey olabilir. Ben göçmenlerde şöyle düşünüyorum. X olarak düşünüyorum. Ama belki o konu benim için çok önemli değil. Yani benim aslında oy tercihimi başka etmenler belirliyor. Ama o da olabilir. Eğer önemli görüyorsa nerede diyor. Bu arada hiç böyle regresyon tablosu falan hiç gördünüz mü şeyle eğitiminizde? Yani biz anketleri ya şu şekilde tablolar bilmiyorum hiç gördünüz mü? Bu anketleri analiz etmekte kullanılan bir yöntem. Burada çeşitli yıllarda yapılan anketler var. 2007, 2011 hep seçim yılları. 2015, 2018, 2019 seçim yılı değil ama orada da bir anket var. Burada bağımlı değişken AKP'ye oy verme. Yani AKP'ye oy vermenin faktörlerini anlamaya çalışıyoruz. Tamam mı? Burada ne var? Kadın olma, yaş, eğitim düzeyi, Kürt etnisite, dindarlık, yani ne kadar büyükse o kadar dindar, kentsel alanlarda yaşama, gelir düzeyi, ekonomik değerlendirmeleri, yani ülkenin ekonomisine dair nasıl değerlendiriyor? Onlar var. Şimdi burada bu parantez içindeki rakamları boş verin. Sadece parantez içinde olmayan rakamlara ve şu yıldız olan rakamlara bakın. Tamam mı? Eğer o yıldız olan rakam pozitifse AKP'ye oy verme olasılığı daha iyi. Etkiliyor. Pozitif şekilde etkiliyor. Tamam mı? Pozitif. Eğer eksi ise ve yıldız varsa AKP'ye oy verme oranı daha düşük. İhtimal. Ama bunlar kişiler. Yani 1256 kişilik bir anket. 898, 849, 870. Türkiye nüfusunu temsil etmeliyle sahip etmeler. Burada ne görüyoruz? Birisi bize mesela bazı faktörlerden bahsediyor. AKP'ye oy vermeyi
pozitif veya negatif etki eder? Eğitim orada düşmüş. Her seçimde bu böyle olmuş değil mi? Çok istikrarlı bir sonuç. Burada tabii şöyle, yani bu çeşitli faktörleri bir arada alıyorsunuz. Hepsinin etkisini bir arada görmeye çalışıyorsunuz ve hep negatif olmuş. Bu hangi yaklaşımla açıklanabilir Türkiye bağlamında? Eğitim düzeyiyle AKP'ye oy verme arasındaki negatif ilişki niye böyle olabilir? Ha? Sosyolojik mi? Efendim? Bence sosyolojik olabilir. Neden olabilir sosyolojik? Çünkü eğitimli grup eğitimsiz grup olarak. Tamam, neden daha eğitimler AKP'ye oy vermeme, daha az eğitimler AKP'ye oy verme eğitimli olabilir? Hani eğitimsiz insanlar manipüle etmek her zaman daha kolay. Programda ve söylenenler. Diğer partiler niye manipüle etmiyor o zaman? Diğer partiler bir taraf daha iyi becerimi düşünüyor. Ha. Daha becerikli. Ama 2007'de de mesela 2007'de şimdiki gibi değildi yani. 2007'de de daha pluralist bir medya vardı. Yani orada da bak negatif bir etkisi var. Bence de aslında daha önde çünkü sorgulayabilme kapasitesinin artması. Yani eğitimsiz insanları arasındaki farkı bazı söylediklerden biraz ayırtılar. Sorgulayıp AKP'ye oy veremez misin? Ya biraz daha düşüş yaşamıyorum. Buyurun. Bence AKP'ye herhangi bir partinin ne kadar mutlu ettiğinden ziyade eğitim arttıkça herhangi bir iktidar yani iktidarın sorgulamak için anladım. Yani çünkü bu anketlerin hepsinde AKP iktidardı. Siz diyorsunuz ki daha muhalif olmadığında. Olabilir. Yani genelde burada yani şey yapılan şey Türkiye'de eğitimle dindarlık arasında çok negatif bir ilişki var. Yani daha eğitimli kişilerin daha dindar olma olasılığı daha düşük. Yani o bir etki olabilir. Daha eğitimli olduğunca daha az dindar oluyorsunuz ve AKP daha dini bir parti olarak görüldüğü için orada bir negatif etki olabilir. Ama bu bir örüntü. Başka ne görüyoruz burada? Yani bu daha çok evet yani bence sosyal grup şeyi değil mi? Yani çünkü rasyonel. Yani şöyle, rasyonel ne olabilir? Daha eğitimlilere karşı politikalar yapıyor. Sürekli. 2007'den beri. Eğer o doğruysa rasyoneliteyle de ilgili olabilir. Ama o ne kadar doğru bilmiyorum yani. Başka ne görüyoruz burada mesela? Bir etki görüyor muyuz? Görmüyoruz. Hiçbir yıldız yok burada. Bak bu kendisi. Bazen negatif olmuş, bazen pozitif olmuş ama önemli olan yıldız olması. Yıldız yani istatistik olarak anlamlı demek. Burada kentsel ve kırsal arasında çok bir fark yok. Yani bu neden olabilir? Bu da tabii ilginç değil mi? Kentselde belki daha negatif beklersin ama kentler artık o kadar büyüdü ki yani kır İstanbul'un çeperlerini düşün, o da kent diye geçiyor. Burası da kent diye geçiyor mesela ama burası birazcık kırsal bir alan. Kalbim falan gidiyor yani. Ama yani o birazcık böyle bir ayrım var bence. Ama genelde pozitif yani negatif. Yok, bazen pozitif olmuş, bazen negatif ama istatistikli olarak anlamlı değil. Başka ne var? Bizde yani olmasın da. Evet, negatif. Değil mi? Çünkü burada genelde negatif. Çünkü Kürtler genelde zaten HDP'ye oynuyorlar. Veya daha önce BDP vardı, başka partileri vardı. Ama mesela 2018'de çok bir etkisi olmamış. 2018'de yani aynı düzeyde oy vermişler gibi. Ama diğer yıllarda 2007'de de olmamış. Bu da sosyal grup bazlı bir oy kullanma. Değil mi? O da önemli. Başka? Dindarlık en büyük etkenlerden biri. Konuştuk. Pozitif. Yani eğer ne kadar dindarsanız bu da sosyal grupta. Rasyonel de olabilir açıkçası. Neden? Çünkü daha fazla cami, daha fazla imut, daha fazla dindarlığın göz önünde durmasını istiyorsanız tamam o zaman AKP'ye oy verebilirsiniz tabii ki. Ama sosyal grup bazında da olabilir. Ve en sonuncusu da ekonomik değerlendirmeler. Değil mi? Ekonomik değerlendirmeler pozitif ve yıldız var hepsinde. Yani ekonomide daha memnun olanlar AK Parti'ye oy verme ihtimalleri daha yüksek. Bu da rasyonel bakış açısı. Neden? Çünkü eğer sen ekonominin gidişatından memnunsan sen
AKP iktidarı da devam ederse yine aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorsun ve oy veriyorsun. Buyurun. Ama orada bir şey var, ekleyeceğim daha sonra. Söyle. Şey sormak istiyorum. Kürt seçmenin 2015-11 dönemindeki oyu, yani çözüm süreciyle alakalı bir oy değişikliği yaşanması rasyonel sebeplerle açıklanabilir mi? Bu 2015 şey, güzel soru. 2015 Haziran bu. Haziran. Haziran'da seçim süreci, çözüm süreci bitmişti. Ve HDP ilk defa %10 barajını aştı. Meclise girdi. O zaman bak mesela daha da eksi de diğerlerine göre. Değil mi? Çünkü insanlar daha çok, mesela 2007'de çok bir fark yokmuş. Birazcık sonra negatife dönmüş. 2015 Haziran'da bayağı negatife dönmüş. 2018'de de çok fark yok gözükmüyor. Yani o belki olabilir. Yani HDP o zaman çok yüksek bir oran almış. Şeyle ilgili, yani şu ekonomik değerlendirmeler çok önemli. Yani bu birazcık yumurta tavuk gibi aslında. Neden? Çünkü partizanlık çok önemli. Yani siz ekonomik değerlendirme, aman yazım da çok kötü, pozitif diye mi AK Parti'ye oy veriyorsunuz, AKP'ye oy? Yoksa AKP'li olduğunuz için mi ekonomiye daha iyi görüyorsunuz? Değil mi? Burada bir nedensellik sorunu var. Çünkü neden? Şimdi onu göstermedim ama anketlerde insanların hangi televizyon kanalı izlediğini de soruyoruz mesela. Tahmin edersiniz ki CHP'de Fox uzak ara birinci gelecek. AKP'de A Haber uzak ara birinci. A Haber'de izlerseniz İngiltere'de kriz var, her yerde kriz var. Türkiye uçuyor. İnsanların etkilenmemesi imkansız. Ve bu onu da aslında başka bir yerde gösterebilirim ama bu bilgisayarda yok. Yani insanların, bende şey yok değil mi? Nasıl? Var bir şey. İnsanların ekonomik değerlendirmeleri nasıl gözüküyor? Yıllara göre. Yani diyelim ki bu 2007, işte 2011, 2015, 2018, hatta 2023 de var, daha şey olmadı ama. Yani diyelim ki, nasıl yapayım? Şu orta nokta olsun, 5, 0 ile 10 arasında. 0, 10, tamam mı? En yüksek şey. Genelde Türkiye ortalaması şöyle şu 5'in birazcık üzerinde ve şöyle düştü daha çok. Tamam mı? En son 3'tü. 5'te başladı. Ama AKP'ler mesela şurada bu AKP'leri taraftarları en son 5 vermişler. Şeyler de diğer oylar da böyle. Diğer parti taraftarları 2. Yani arada tabii ki fark var. Neden? Çünkü siz AK Parti taraftarıysanız, bu her yerde bu. Yani İktidar Partisi'nin taraftarıysanız ekonomi daha iyi görüyorsunuz. Ama Türkiye'de olan şey şu aradaki fark gittikçe açılmış. Yani burada mesela 2 puan fark varsa muhaliflerin ve AK Parti taraftarlarının ekonomiye dair algılarında burada en son 3,5 falandı diye hatırlıyorum aradaki fark. Yani gittikçe bir artan bir fark var. Tabii bunun ne kadarı objektif, ne kadarı taraftarlık o da soru işareti. Neden AK Parti taraftarlarının ekonomiye dair algıları pozitif olabilir? Bazı objektif şeyler olabilir mi? Ya parti taraftarlığı olabilir, başka ne olabilir? Sosyal politikalar olabilir. Belki yani daha eğitimli kişilerin erişemediği yardımları alıyor olabilirler. Gelirleri düşük olduğu için. Bir de şeyi düşünün. Son yıllarda asgari ücret hep diğer ücretlerden daha çok artıyor. Değil mi? Yani artıyor. Yine daha çok artacak. Hatta Twitter'da ben şey görüyordum hep. Profesörün asgari ücreti oranı. Belki görmüşsünüz. Avukatın maaşının asgari ücreti oranı 6'ymış. İşte gittikçe düşmüş 3'e düşmüş. Yani aslında AK Partililer de daha az eğitimli. Daha az yani burada gelir anketlerde ölçümü genelde sorumludur ama yine bir negatif var. Daha düşük alt gelirde olduğu için belki bu desteklerle aslında yani şu andaki kriz orta sınıfın krizi olabilir. Değil mi? Yani döviz artıyor, ithal mallar artıyor. İşte orta sınıfta zaten hani orta üst sınıf zaten AKP'ye oy verme ihtimali fazla yok. Dolayısıyla kendi taraftarları arasında ekonomi yine eskiye göre daha kötü. 2007'ye göre. Ama muhaliflerinki kadar düşmemiş. Bunun bir kısmı taraftarlıktan, bir kısmı da objektif koşullardan olabilir. Ama yani burada, o zaman burada neyi görüyoruz biz?
Aslında beklediğimiz gibi seçim analizleri burada. Yani sosyal gruplar rol oynuyor. Rasyonel seçim rol oynuyor. Partizanlık burada koymadık ama partizanlığı da aynı tabloya koyarsak, çünkü partizanlık o kadar güçlü ki diğer şeylerin etkilerini azaltıyor. Yani bu tablolarda her şeyin etkisini bir arada görüyorsunuz. Burada sol sağ ideolojisi, sol düşük değer, sağ büyük değer. Sağ gittikçe tabii ki AK Parti'ye oy verme ihtimali artıyor. Değil mi? AK Parti, AKP sağda bir parti. Ve tabii ki AK Parti partizanıysanız, özellikle bakın bu büyüklüklere 1.87, 3.90, 3, 3.8, 5.6'ya kadar çıkmış. Ne kadar büyük olursa etkisi o kadar yüksek demek. O da AK Partilere oy vermeyi, AK Parti'ye oy vermeyi tabii ki yani çok arttıran bir şey. Dolayısıyla aslında üç yaklaşımın da etkilerini bir arada görmek mümkün. Hem sosyal grup, hem parti taraftarı, hem de ekonomik veya ekonomik değerlendirmeler veya rasyonel seçim. Burada da bir şey yok. Politika öneriyle ilgili benzeşmeler yok. Ama onu koyarsınız, onda da benzer bir tablo çıkacağını düşündüm. Var mı herhangi bir soru? Buyurun. Tabii. Bu neden politikasında sıkıntı var dedik ya. Evet. Onda LGS konuda değişkenleri değiştirip oradan çıkacak sonucu göre bir yorum yapabiliriz. Yok, yine yapamayız. Çünkü yani yani birazcık bu metodolojik bir şey ama şöyle diyelim. Yani X Y mi şey yapıyor? Y X'e mi sebep oluyor değil mi? Buradaki soru bu. Buradaki aradaki hangisini etkilediğini bulmak için bunları X veya Y veya X neyse bunlar, bunları etkileyen tüm faktörleri bilebiliyor olmalıyız. Yani burada insanların neredeydi ekonomik değerlendirme şeyi? Sildim galiba. Yani neydi buradaki soru? Ekonomik, pozitif ekonomik değerlendirme mi AK Parti'ye oy verme ihtimalini arttırıyor? Ki doğrudur bir kısmı. Ama bunun bir kısmı da AK Parti'ye oy verenler zaten ekonomiyi daha iyi görüyorlar. Bunun hangisini daha çok etkilediğini bulmak için AK Parti'ye, AKP'ye oy vermenin tüm bileşenlerini biliyor olmamız lazım. Bunu bilmiyoruz. Veya insanların ekonomik değerlendirmelerini ne şekiller? Medya tüketimleri mi, kendi giyimleri mi, ne bileyim arkadaş grubunda duydukları mı, okudukları mı? Onların tam bir resmini çekebilirseniz o zaman anlayabilirsiniz hangisini istiyor. Ama genelde bizim sosyal bilimlerde bu çok şey olmuyor nedenlerinden. Doğru olmuyor. Neden? Çünkü şey nedenlerinden nedenselliği bilmek için hangi faktörlerin etkilediğini bulabilir. Ama mesela şöyle bir şey olur. Mesela ilginç bir konudaki şey MHP'nin durumu. MHP şeydi biliyorsun. Muhalefet değildi. Sonra iktidarla şeye geçti. Cumhur İttifakı'na geçti. Ne zaman geçti? 2018'de galiba değil mi? 2018 seçiminden önce miydi? Efendim? Referandum. 17 işte 18 seçimde Cumhurbaşkanı'yla girdiler. İttifakla girdiler. MHP'lilerin bu anketteki ekonomik değerlendirmeleri nasıl gidiyor biliyor musunuz? Böyle muhalefetteyken böyle 2017-2018'de hop yukarı çıkıyor. Bunlar MHP'liler. Bunlar da şey. Şimdi ne oldu yani? Burada birdenbire kendi veya ülkenin ekonomik durumuyla ilgili görüşleri birdenbire olumlaştı mı? Yani objektif olarak yok. İktidara daha yakın hale geldikleri için, iktidarda oldukları için kendi ekonomik ülkenin ekonomik durumuna dair algıları daha pozitif hale geldi. Yani bu aslında buradaki denklemde partizanlığın ne kadar etkilediğini göstermiş. Eğer partizanlık etkilemezse bunun yani böyle devam etmesini beklerdim. Haydi daha da olmuş, muhalefet de olmuş, ne olacak? Başka bir soru? Chat'te bir şey var mı? Yok. Tamam. Çok teşekkürler arkadaşlar. Dinlediğiniz için sağ olun. Birazcık erken bekliyordu ama bence iyi. Öğlen yemeği için bir vakit. Siz de 3 gün buradasınız galiba değil mi? Tamam. İyi dersler. Keyifli zamanlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.